arkadaşlar, yeni mezun, üniversite mezunu özgeçmiş hazırlama konusuna biraz eğilmek istiyorum. Bu arada ben terledim, sıkıldım ya. Bu kravat işleri falan yani. Ne diyeyim? Yeter. Yeter bu kadar kariyer. Oh. Şimdi arkadaşlar, geçen gün kendi özgeçmişime baktım. Gerçi 10 yıldır falan kullanmadım kendisini ama 12 sayfa falan. Yani biliyorum Emir'ciğim, biz bizeyiz de YouTube'dan da izleyenler var. Herife bak, kariyer planlama konuşuyor. Yaka bağıra çıkmış ekrana demesinler diye öyle bir başlangıç yapayım dedim. Ama işte şimdi oldu, yaka bağıra çık. Umut'cum, takım elbiseyi satabildiğine çok sevindim. Nasıl olsa bir daha ihtiyacın olmayacak. Benim özgeçmişim 12 sayfa arkadaşlar. Bunun herhalde 4 sayfası falan yayınlar. İşte ondan sonra doktora öğrencileri, projeler, atıflar, bilmem ne. Ama bu sizin için önemli değil, geçerli de değil. Ben şu anda size yeni mezun olmuş birisinin özgeçmişinin nasıl olması gerektiğinden bahsediyorum. Birincisi, bir sayfa olacak kardeşim. Bir sayfada anlatacak kadar hikayen olacak. Çok nadiren bir sayfaya gerçekten hayattaki başarılarını, o ana kadar yaptığı şeyleri sığdıramayan bir öğrenciyle karşılaşıyoruz. Ama yani %5, %10 diyeceğim bunun için en fazla. Bir sayfa olacak, kompakt olacak özgeçmiş. İçinde 8 tane alt başlık olacak. Birincisi adın. Tepeye CV veya rezüme falan yazmıyoruz. Hani zaten baktığın zaman onun CV olduğu, rezüme olduğu, özgeçmiş olduğu anlaşılmıyorsa durum kötü demektir. Tepeye özgeçmiş yazarak durumu kurtaramazsın. Yanına iletişim bilgilerini koyuyoruz. Yani ne vermek istiyorsanız. Mesela ev adresi çok lüzumsuz. Herif evine mi gelecek kardeşim? Semt önemli. Çünkü çok uzakta, yani Anadolu yakası, Avrupa yakası vesaire, hani çok uzaktaysan, oraya servis yoksa seninle ilgilenmek istemeyebilirler. Ama ilçe yeterli. Ev adresine gerek yok. E-mail şart. Ama öyle işte damarımı kessen sarı lacivert akar nokta et bilmem ne gmail.com falan olmayacak. Olabildiğince profesyonel bir adres olacak. Edu adresi arkadaşlar. Edu. Yani üniversite adresinizi kullanmanız lazım. Yanında mutlaka web siteniz. Yoksa geçmiş olsun. Niye yok? LinkedIn bağlantınız ve Medium adresiniz. Bunlar iletişimde. Altında not alın lütfen, bak önemli şeylerden bahsediyorum. Altında eğitim. Eğitimi ters kronolojik sırayla yazıyoruz arkadaşlar. En tepede en son yaptığımız iş üniversite. Altında lise. Liseler için lise, ortaokul. Yüksek lisans yaparsanız yüksek lisans ve lisans. Artık lise yok. Ters kronolojik sıra. Üniversiten, fakülten, bölümün. İstiyorsan, tam burslu falan okuyorsan, bunu sinyallemek istiyorsan yaz kardeşim. Bitirdinse ortalaman 3,5'sa yaz. 2,20 ise yani yazarsan çok bir faydası olmaz, sen bilirsin. Ondan sonra deneyimler arkadaşlar. Deneyimler yine ters kronolojik sıra. Ters kronolojik sırada şirket, parantez içinde ay, başlangıç ayı, bitiş ayı, parantezi kapatıyorsunuz. Virgül, orada hangi titrde bulunduğunuz, stajyer mesela. Altında en az bir tane, tercihan 2 veya 3 tane bullet point. Orada yaptığınız işleri anlatan çok kısa özet ama tam cümle değil. Bu şirketteki görevim, satın alma, satış, müşteri ilişkileri, nokta. Onun altında projeleriniz, yani mesela üniversitede bitirme projesi ya da yüksek lisans mezunuysanız işte oradaki teziniz. Veya lisans öğrencisiyseniz bazı derslerde ilginç projeler yaptınızsa onlar. Yani söz etmeye kayda değer proje denilebilecek her şey. Onun altında yayınlar. Tabii burada ilk önce yazmanız gereken Hakemli Dergi yayını, ama birçok üniversite mezunu %5'in altında Hakemli Dergi yayınıyla mezun oluyor. Geri kalanı
herhangi bir dergide yazdığı bir şey ya da işte şiir de olabilir bu. Veya kendi blog yazıların olabilir. Yani arkadaşlar bakın, hangisini demek Bayramcığım? Eğer yayınlar kutusu boşsa ben 3 defa düşünürüm. Hakemli dergi Bayramcığım mesela adını duymuş olabilirsin, Nature veya Science veya Journal of Finance. Yani dergiye gönderiyorsun, 9 ay sonra sana hakem raporları geliyor, değişiklikler yapıyorsun, tekrar gönderiyorsun, tekrar hakem raporları geliyor. Mesela ben şimdi Gazete Pencere'de yazıyorum, pat diye basılıyor. Dergide basmak böyle bir şey değil. 2 sene, 3 sene falan alıyor ve senin alanının uzmanları inceliyorlar senin yazdığın şeyi. Dolayısıyla bu genellikle akademik kariyer peşinde olan insanlar için geçerli olabilir. Dilancığım, hocanla yaptığın proje yayınlandıysa bunu yayınlara koyabilirsin. Eğer yayının üzerinde senin adında varsa, zaten hocanla yaptığın projede senin adın yoksa hocan etik dışı bir şey yapmış demektir. Yayınlarda mutlaka bir şey olması lazım. Arkadaşlar bu sizin yaratıcılığınızı, üretkenliğinizi gösteren kutu. Dolayısıyla şimdiden düşünün, ben bu yayınları ne ya kendi blogunda yazdığın yazıyı koy kardeşim, hiçbir şey koyamıyorsan. Medium'a post ettiğin bir şey koy. Bakın mesela bizim şimdi Yetkin Gençler Medium hesabında arkadaşlar gönüllü yazar arıyoruz dedik. Bir saat içinde 75 tane başvuru geldi. Müthiş. Ben yazıyorum, hem de Yetkin Gençler Medium hesabında yazıyorum diyebilmek çok değerli. Bak Umre mesela biraz önce Dicle Tıp Dergisi'nde yayınlanmış bir araştırmasını post etti. Lisedeyken yapmış bunu arkadaşlar. Oradaki hocalardan birisi yaptı bir araştırma. Bir altta yetkinlikler var arkadaşlar. Bu yetkinliklere işte bisiklete binmek, ip üstünde yürümek falan gibi şeyler yazmıyoruz. 2 tane yetkinlik var önemli. Bir tanesi IT yetkinlikleri, bilişim teknolojileri yetkinlikleri. Yani işte Microsoft Office, virgül SAP, virgül Canva. Nelerle haşır neşir olduğunuzsa, bildiğiniz programlama dilleri, JavaScript, Python, R, onlar buraya giriyor. Bir de sağ tarafta da, yani bunları sola yazıyorsunuz, sağ tarafta da bildiğiniz diller. Tercihan A1, A2, B1, B2, C1, C2 dezinasyonuyla birlikte. İngilizce C1, Almanca B1 mesela. Ha, almadınızsa o sınavı ve ABC şeklinde not veremiyorsanız kendinize, o zaman İngilizce Upper Intermediate diyebilirsiniz. Mesela hazırlıkta en son bulunduğunuz sınıf Upper Intermediate'sa veya Advanced diyebilirsiniz. Yani İngilizce Beginner'sa onu yazın ama o özgeçmişi sakın kimseye göstermeyin. Hemen gidin o İngilizcenizi en az Intermediate yapın. Intermediate'ın altında İngilizceyle ciddi bir şirkette iş bulma şansınız çok düşük arkadaşlar. KOBİ'lerde belki ama büyük şirketlerde, sizden İngilizce özgeçmiş isteyecek şirketlerde iş bulma şansınız yok. Tabii Türkiye'de herkes İngilizcesine çok iyi yazıyor. Ondan sonra soru soruyorsun, yes falan diyor. Bu çıkıyor mülakatta. Arkadaşlar birinci kural, bir sayfa olsun, kompakt olsun dedim ya. Ondan da önce bir birinci kural var. Özgeçmişte yalan söylemiyoruz. Yani yalan söylemiyoruz hayatta genellikle de. Özgeçmişte yalan söylemek veya böyle insanları yönlendirmek, algı yönetimi yapmak falan, bunlar bırakın böyle antin kuntin işleri. Neyse odur kardeşim. Çek resmini, koy kameranın karşısına, çek resmini gönder. Olay bu. Yetkinlikler ne dedik? IT yetkinlikleri, teknoloji yetkinlikleri ve dil yetkinlikleri. Sadece bu ikisi. Ondan sonra başka sinyallemek istediğin ilgi alanın varsa, becerin varsa, yetkinliğin varsa onu ilgi alanlarında yazıyorsun. İlgi alanlarında da biraz böyle bu konu üzerinde düşündüğünü gösteren birkaç şey söylemende fayda var. Mesela işte ilgi alanı müzik, spor, dans. Ya kardeşim ne müziği? Yani Türk sanat müziği mi, Türk halk müziği mi, klasik müzik mi, rap mi, East Coast mu, West Coast mu? Biraz daha detay lütfen. Spor, ne sporu? Yani seyirci misin, oyuncu musun? Bir kere ilk önce onu bilelim. E-spor mu, fiziksel spor mu, takım spor mu, bireysel spor mu? Bakın,
genellikle şirketler takım sporu yapanları severler. Çünkü takım çalışmasından biraz daha iyi anladığını gösterir. Dolayısıyla takım sporu yapın. Korona günlerinde bunu söylemek garip oldu ama yani bu da gelir, bu da geçer. Ağlama. Yaptığınız takım sporunda buraya yazın. Yazdığınız her şeyi dokümante etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela Umre önemli bir şey söyledi. Sertifikalandırma önemli. Yetkinlikler. Mesela işte Microsoft bilmem ne. Sertifikası diyebiliyor musun? Çok önemli. Mesela ben kodlama biliyorum, tamam da yani mesela kodluyoruz nokta oradan aldım, elimde de sertifika var. Bunu söyleyebiliyor musun? Bu çok değerli. İlgi alanlarında mesela basketbol mu yazdın? Lisanslı basketbolcu mu yazdın? Çok önemli. Takım kaptanı mı yazdın? Çok önemli. Arkadaşlar komik gelecek size ama ehliyet bile bir sertifika biçimidir. Sizin bir araba kullanabildiğinizi gösterir. Otomobil hakimi olduğunuzu gösterir ve önemli bir beceridir. Bunun da yazılması lazım. Sonunda da referanslar var. Referanslar genellikle işte isterseniz gönderebilirim. References available upon request deniyor bunun İngilizcesine. Bu arada arkadaşlar mutlaka bir İngilizce ve bir Türkçe özgeçmişiniz olmalı. Birçok büyük şirket İngilizce özgeçmiş istiyor artık yıllardır. Ama elinizde bir tane de Türkçe özgeçmiş olması gerekiyor. Mesela olur da devlete başvurursanız, gerçi devlete özgeçmişle başvuruyorsan boşuna zamanını kaybetme ama yani elinizde Türkçe özgeçmiş olmasında fayda var diyeyim, durayım ben burada isterseniz.